Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekerin içerisinde bekletmeden çok farklı bir yöntemle şeftali reçeli hazırladım. Tam kıvamında çok lezzetli bir reçel tarifi. Buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tarifim için 3 kilogram şeftali kullandım. Orta sertlikte bir şeftali kullanıyorum. Çok fazla sert değil. Şeftalilerimi bol suda güzelce yıkadıktan sonra artık reçel yapımına geçiyorum. Keskin bir bıçak yardımıyla kabuklarını soyuyorum. Bu reçel tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir reçel tarifi oluyor. Her sene mutlaka bu tarifi hazırlıyorum. Garantilidir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şeftalinin kabuğunu soyduktan sonra ortadaki çekirdeğini alıyorum ve sadece 4 tane çekirdeğini bir kenara alalım. Daha sonra kullanacağız. Şeftalinin kabuklarını soyduktan sonra hiçbir şekilde atmıyorum. Daha sonra onları güzel bir şekilde kaynatıp meyve suyu hazırlıyorum. Dilerseniz videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Bütün şeftalilerin kabuklarını soyduktan sonra artık hepsi hazır. Artık şeftalilerimi doğramaya geçiyorum. Dilerseniz bunu sadece elinizle de yapabilirsiniz. Ben sizlere daha net bir şekilde göstermek için tahta kullandım. Gördüğünüz şekilde çok fazla büyük değil, aynı zamanda çok fazla küçük de doğramıyorum. Orta şekilde şeftallerimi doğruyorum. Bu arada arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız beğeni vermeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bütün şeftallerimi doğradıktan sonra artık tabağımın içerisine alıyorum. Gördüğünüz şekilde hepsi hazır. Doğradığımız şeftalileri bir kenara alıyoruz ve biz de o sırada şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 8 su bardağı şeker kullanıyorum. Klasik bardak kullandım. Aynı su bardağı ile üzerine 1 artı çelik bardak su ilavesi yapıyorum. Ve hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Üzerine 4 tane şeftali çekirdeği ilavesi yapıyorum. Ve yarım tatlı kaşığı limon tuzu dilerseniz yarım dilim limon da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde biraz tenceremi sallıyorum. Lütfen bu aşamada karıştırmayalım. Bu çok önemli. Aksi takdirde şekerlenme olur reçelimizin içerisinde. Normal kendi halinde kaynamaya bırakıyorum. Bu aşamada çok fazla kısık ateş kullanmıyorum. Ocağımın orta gözünde normal kendi halinde pişiriyorum. Bu arada arkadaşlar şekerin erimesi neredeyse 5 dakika. 5 dakika daha kaynatıyoruz. Toplamda 10 dakika şerbetini kaynatacağız. Daha sonra bir kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar dilerseniz çekirdeklerini kullanmayabilirsiniz de ben sadece renk olsun. Reçelimize güzel bir renk katsın diye ekledim. 10 dakika kaynattıktan sonra artık şeftalilerimi nazik bir şekilde ilave ediyorum. Hepsini birden ilave etmiyorum. Gerçekten bu şekilde reçel hazırlamak son derece kolay. Hiçbir gün öncesinde beklememize gerek yok. Şeftalilerin hepsini ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ama aynı zamanda nazik bir şekilde karıştırmaya özen gösteriyorum. Şu anda yüksek ateş kullanıyorum. Şeftali kaynamaya başladıktan sonra artık kısık ateş kullanmaya başlayacağım. Bu şekilde köpüklendiği zaman üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve bütün köpüğünü alacaktır. Hiç sizin uğraşmanıza gerçekten gerek yok. Bu şekilde en az 50 dakika kaynamayı bırakıyorum. Bu süre sizlerde farklılık gösterebilir arkadaşlar bir saat de olabilir. Çünkü kullandığınız meyve daha fazla sulu olabilir veya az sulu da olabilir. Dilerseniz bu şekilde 50 dakikanın sonunda kontrol edelim. Bir tabağın içerisine alalım. Biraz suyundan alıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 5 dakika bekletiyorum. 5 dakikanın sonunda test ediyorum. Bu şekilde şeftalinin suyu ağır ağır iniyorsa olmuş demektir. Ama çok böyle ince, hafif e, geliyorsa sizlere biraz daha kaynatabilirsiniz. Artık reçelim hazır. Altını kapatıyorum ve henüz sıcakken hemen kavanozlara ilave ediyorum. Gerçekten son derece kolay bir buçuk saatte neredeyse şeftali reçeli hazırladık. Sizler de dilerseniz bu yöntemle hazırlayabilirsiniz. Sizler için daha önceden kayseri reçeli hazırlamıştım. Dilerseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Bu arada 4 tane bu şekilde kavanoz elde ettim. Ben sıfır kapak kullandım. Kullanmanızı tavsiye ederim. Reçelimi en az bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra sizlere kıvamını gösteriyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten hazırdan daha lezzetli ev yapımı. Son derece kolay bir şeftali reçeli hazırladım. Sizler için umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Kış için saklamak isterseniz arkadaşlar kuru nemli olmayacak bir yerde saklayın lütfen. Ya da dilerseniz buzdolabında da kaldırabilirsiniz. Kavanozu açtıktan sonra mutlaka buzdolabında bekletelim lütfen. Gerçekten çok lezzetli bir reçel tarifidir. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ben sizlere hemen hızlı bir şekilde meyve suyu da hazırlamak istiyorum. Soyduğumuz kabukları bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine 2 litre sıcak su ilave ediyorum. Ve ocağımın üzerine alıyorum. En az yarım saat kaynamayı bırakıyorum yüksek ateşte. Şeftali tamamıyla piştikten sonra ocağımdan alıyorum. Dilerseniz tam da bu aşamada şeker ilavesi yapabilirsiniz. Ben yarım su bardağı şeker ilavesi yaptım sadece. Şeker oranı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Henüz sıcakken ya da soğuduktan sonra dilerseniz blender yardımıyla çekiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir meyve suyu ortaya çıkıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hem de bu şekilde ziyan olmayacaktır. Blenderden geçirdikten sonra artık meyve suyumu süzgeçten de geçiriyorum aynı zamanda ve daha sonra hazır oluyor. Sizlere bir kıvamını göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hiç kabuklarını atmanıza gerek yok. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım bugünkü tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.